Merhaba arkadaşlar, ben Ayşenur Yılmaz. Bugün 5. sınıflarımızın 4. ünitesini işleyeceğiz. Ünitemizin adı My Daily Routine. Günlük işlerimizden bahsederken kullandığımız ifadeleri, zaman kalıbını ve kelimelerimizi öğreneceğiz. Başlayalım. Öncelikle önemli kelimelerimize bakalım. Arrive home, eve varmak. Brush teeth, diş fırçalamak. Call friends, arkadaşlarını aramak, arkadaşları aramak. Comb hair, saç taramak. Daily routine, günlük işler. Get dressed, giyinmek. Get up, kalkmak, uyanmak. Buna wake up'ı da ekleyebiliriz. Get on school bus, okul otobüsüne binmek. Watch TV, televizyon izlemek. Read books, kitaplar okumak. Do homework, ödev yapmak. Listen to the teacher, öğretmeni dinlemek. Talk to parents. Parents aile demek. Aileyle konuşmak. Go online. İnternete girmek. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Wash your hands and face. Elini ve yüzünü yıkamak. Örnek olarak cümlede bulunursak. I wash my hands and face. Elimi yüzümü yıkarım. Get on the bus. Otobüse binmek. Talk to friends, arkadaşlarla konuşmak. Get off the bus, otobüsten inmek. Go to school, okula gitmek. Arrive at school, okula varmak. Leave school, okuldan ayrılmak. Play with friends, arkadaşlarla oynamak. Study, ders çalışmak. Have lunch, öğlen yemeği yemek. Have dinner, akşam yemeği yemek. Ve bakalım expressions'larımıza. Expressions, ifadeler kısmında ise baktığımızda bir kişiyle konuştuğumuzda ne tür kalıplarda sorular kullanabiliriz ya da nasıl cümleye başlayabiliriz şeklinde öğreneceğiz. Can I ask you some questions? Sana birkaç soru sorabilir miyim? Can I ask you some questions? Birkaç soru sorabilir miyim? First of all, ilk olarak derken, great idea, harika fikir. How are you doing? Nasıl gidiyor? Mesela arkadaşlarınızla karşılaştınız. How are you doing? Nasıl gidiyor? Not really. Hayır, pek sayılmaz. You're welcome. Rica ederim. Bir kişiye iyilikte bulunmuşsunuzdur. Teşekkür etmişler. You're welcome. Take care. Kendine iyi bak ya da take care of yourself. See you. Görüşürüz. Şeklinde. Bakalım gramer konumuz. Bu ünitedeki gramer konumuz simple present tense. Yani geniş zaman. Geniş zamanı ifade etmemiz gerekirse şu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Her zaman yaptığımız, sürekli olarak tekrar ettiğimiz ve belli bir alışkanlık kazanmış eylemlerimizi anlatırken simple present tense zaman kalıbını kullanıyoruz. Baktığımızda mesela her cumartesi günü yüzme havuzuna giderim. Bu artık alışkanlık kazanmış. Ya da hafta içi her gün okula giderim. Hafta sonları mutlaka go shopping, yani alışverişe çıkarım şeklinde. Eğer alışkanlık kazanmış fiilleriniz, eylemleriniz varsa bunları simple present tense ile açıklıyoruz. Bunda da her seferinde olduğu gibi bu zaman kalıbında da belli başlı kurallarımız var. Öznelerimiz baktığımızda I, you, we, they, he, she, it. Buradaki kuralımız şu arkadaşlar. He, she, it öznesiyle I, you, we, they öznesi birbirinden ayrılıyor ve kural olarak fiillere eklenmesi kuralımız var. Şimdi inceleyelim. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Demişiz ki cümlenin öznesi tekil ise, yani he, she, it öznesinden bir tanesi varsa fiile s takısı eklenmelidir. Fiilimiz s takısı alıyor. Bunun dışında 2-3 tane daha kuralımız var. Dikkatle dinlemeye devam ediyoruz. S takısı fiilin bittiği harf ya da harflere göre es ya da ies şeklinde dönüşebilmektedir. Genelde s eki alıyor. Bu birinci kuralımız. Mesela write, yazmak. Writes, o yazar. Paint, boyamak. Paints, o boyar. Speak, konuşmak. Speaks,
okunuşur. Read, okumak. Mesela I read, okurum. He reads, o okur. Ne dedi? Öznemiz tekil ise, yani he, she, it varsa ne yapıyoruz? Fiilin sonuna s takısını ekliyoruz. Ne zaman ekliyoruz? Simple present tense, yani geniş zamanın olumlu formunda cümlemizi kurarken, olumlu cümle kurarken. Diğer kurala bakalım. Yine aynı şekilde olumlu cümle kuralı. Eğer fiilimizin sonu ss, s, sh, ch, x ya da o harfleriyle bitiyorsa fiilimiz sadece s değil, aynı zamanda es takısı alıyor. Baktığımızda bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz. Baktığımızda watch, wash, bunlar örnek fiillerimiz. Finish, brush. Gördüğünüz gibi sonları hep ch, sh ya da o ya da ss şeklinde bitmiş. Bunlara sadece s harfi eklediğimizi düşünürsek, watches, washes şeklinde baktığımızda ne oluyor? Telaffuzumuz zorlaşıyor. Biz de bunu kolaylaştırmak amacıyla, İngilizce'deki bu kuralın sebebi kolaylaştırmak amacıyla getirilmiş bir kural. Watch ne geliyor? Yes, watches. Wash, washes. Finish, finishes. Brush, brushes. Go, goes. Do, does. Miss, misses şeklinde es takılarımızı getiriyoruz. Yani s takısını getirmemizin kuralları neymiş diye hatırlarsak tekrardan arkadaşlar, şu şekilde söylüyoruz. Fiilimizin sonunda ch, sh, o ya da ss ya da x şeklinde bitiyorsa es takısını mutlaka alacak. Bakalım diğer kuralımıza. Eğer fiilin sonunda y harfi varsa, fiilimiz y harfiyle bitiyorsa, örnek olarak study, fly, carry, dry ya da cry ile bitiyorsa, y ile bitiyorsa ne yapıyor? Y harfi düşüyor ve yerine is takısı geliyor. Bunun bir istisnai kuralı daha var. Onu da açıklayacağım az sonra. Önce kelimelerimiz ne demek bakalım. Study, ders çalışmak demekti. Fly, uçmak. Carry, taşımak. Bir yerden bir yere bir şey taşımak. Dry, kurutmak. Cry, ağlamak. Ve değişimlerine bakalım. Y harfleri düşmüş. Hepsine IES takıları gelmiş. Size demek istediğim bir diğer istisnai kural da şu. Bakalım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuzdur. Play ya da enjoy fiilleri oynamak ve zevk almak, eğlenmek fiillerimizde baktığımızda sonunda y harfiyle bitiyor ama y'den sonra es eki gelemiyor. Es eki bu fiillerimize gelmiyor. Neden? Bundan başka birkaç tane daha fiilimiz var. Onları da mutlaka rastlayacaksınızdır. Neden es eki gelmiyor? Çünkü y harfinden önceki harf ünlü ise es, yani ies ekini kabul etmez. Sadece y harfinden önceki harf ünsüz ise ies eki gelebilir. Yani ünlü ile ünlü yan yana gelmiyor burada. Play ne olacak? Plays. Enjoy ne olacak? Enjoys. Sadece s eki gelecek. Bu da defterinize not alacağınız kurallardan bir tanesi. Geçelim. Negative form. Az önceki işlediğimiz kurallar hepsi olumlu ifade, yani pozitif form başlığı altındaydı. Şimdi ise negative form'u işleyeceğiz. Dinliyoruz. Negative form olumsuz anlamda don't ve doesn't yardımcı fiilleri ile yapılır. Olumsuz bir cümle kurmak istiyorsak ya don't ile kuracağız ya da doesn't ile. Baktığımızda çocuklar, bize kolaylık sağlaması açısından don't'ta hiçbir s eki görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ama doesn't'ta bir s ifadesi var. Görüyorsunuz. Buradan pratik yolla hatırlayabilirsiniz. I, you, we, they ifadelerinde, öznelerinde
doesn't gelmeyecek. Ne olacak? Don't ifadesi yer alacak. He, she, it. Tekil öznelerimizde ise s ifadesi olan doesn't'ı kullanacağız. Bu şekilde aklınızda pratik bir bilgi olarak kalabilir. Bakalım örneğimize. He doesn't play football. O futbol oynamaz. She doesn't speak Turkish. O Türkçe konuşmaz. We don't play football. Biz futbol oynamayız. They don't speak Japanese. Onlar Japonca konuşmazlar. She doesn't go to school on weekends. O hafta sonları okula gitmez şeklinde örneklerimizi yaptık. Ve question form'a bakalım. Soru formunda. Soru formunda her İngilizce zaman kalıbı olarak kullandığımız ya da diğer kalıplarda da kullandığımız soru sorma ifadesinde genel bir özellik olarak ne yapıyorduk? Mutlaka yardımcı fiil öznenin başına geliyordu. Soru sorarken bunu yapıyorduk. I, you, we, they, he, she, it ifadelerini gördünüz. Bu do ve does ifadesinin de az önce olumsuz şeklini görmüştük. Oradaki olumsuzlukları kaldırıyoruz. Do ve does şeklinde kullanıyoruz. Do I, do you, do we, do they. Does he, does she, does it. Mesela ride a bike. Does he ride a bike? O bisiklet sürer mi? Soru soruyoruz. Do you ride a bike? Sen bisiklet sürer misin? Bakın, dikkat etmemiz gereken şey şu. Az önceki negatif formda da, question formda da önemli şey nedir? Fiilimiz gördüğünüz gibi ride burada, değil mi? Fakat ride'ın sonunda bir s ifadesi yok. Neden? Zaten s ifadesini baştaki yardımcı fiilimizle yerleştirdik. O yüzden ne negatif formda ne de soru formda, question formda fiilimize s takısı gelmiyor. Bakalım örneklerimize. Do they speak Turkish? Onlar Türkçe konuşabilirler, konuşurlar mı? Do you play football? Sen futbol oynar mısın? Does he play football? O futbol oynar mı? Does he do his homework? O ödevini yapar mı? Şeklinde sormuşuz. Bir dakika. Ve bakalım pratiklerimize, egzersizlerimize çözelim. Burada daha iyi anlayacağız. I usually bla 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 go to school demiş. Şimdi burada bakmamız gereken bir de zaman ifadelerimiz var. Usually, often, always, never. Bunlar genellikle kullandığımız şeyler ya da twice a week. Burada da gördüğünüz gibi once a week ya da every day şeklinde. Usually ne demek ki çocuklar? Usually genellikle. Buna generally de ekleyebiliriz. Bakalım often. Often sık sık. Sık sık şeklinde. Once a week. Haftada bir kez. Every day en çok kullandığımız zaman kalıbı. Every day her gün. Always her zaman. Never, asla. Twice a week, haftada iki kez. Ve bakalım cevaplarımızı verelim. I usually, ben genellikle bla bla okula giderim. Ne yapıyorduk? Olumlu ifadede kullanırken I, you, we, they varsa fiilimiz hiçbir şekilde ek almıyordu. Bunu göz önünde bulunduruyoruz ve I go to school. I usually go to school. Ben genellikle okula giderim. She often blah blah us. O bizi sık sık visit ne demekti arkadaşlar? Ziyaret etmek demekti. O bizi sık sık ziyaret eder. Ama bakıyoruz öznemiz neymiş?
she. She olduğuna göre tekil ifade, yani fiilin sonuna s takısı getirmemiz gerekiyor. O zaman şurada visits şeklinde yer alacak. Bir dakika. Burayı hatta silelim. Güzel bir şekilde yazalım. Evet. S ifadesine s ekini getiriyoruz. You blah blah play basketball once a week. Haftada bir kez basketbol oynarsın. Yine bakıyoruz. He, she, it ifadesinden birisi var mı? Yok. Olmadığına göre I, you, we, they'de de fiil ek almıyordu. O zaman sadece play şeklinde kullanıyoruz. You play basketball once a week. Dörde bakalım. Tom. Tom yani bir erkekten bahsediyor. Yani bir tekil ifadeden bahsediyor. Aslında bu he. He blah blah work every day. O her gün çalışır diyeceğiz. Olumlu da ne yapıyorduk? Fiilin sonuna s eki getiriyorsak. Works. S ifadesini unutmuyoruz. He always blah blah us funny stories. O bize her zaman funny stories, komik hikayeler anlatır diyeceğiz. Tell. He kullandığına göre tells ifadesini getiriyoruz. S ekini mutlaka ekliyoruz. She never helped me with that. O bana asla yardımcı olmuyor, yardım etmiyor derken. She öznesini gördük. Help ne olacak? Helps. Evet, S ekini mutlaka getiriyoruz. Devam edelim. Martha and Kevin. Burada iki kişiden bahsediyor. Dikkat edelim. Tekil değiller. İki kişi olduğu için they ifadesiyle bakıyoruz. Martha and swim twice a week. Ve swim fiilini vermiş. Haftada iki kez yüzerler diyeceğiz. O zaman swims. S ifadesini mutlaka getiriyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Evet, burada da yine soru ifadesi olarak vermiş bize. You speak English. Soru sormamızı istemiş. Write questions as in the example. Örnekteki gibi yazmamızı istemiş. Do you speak English? She demiş ve work hard. O sıkı çalışır. O sıkı çalışır mı diye soracağız. Ne yapıyorduk? Eğer öznemiz she ise, tekil ise başına do mu geliyordu yoksa does mı? Does geliyordu. S ifadesine dikkat edelim. Does she work hard? Bakın çocuklar. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Work'ün sonunda S ifadesini görüyor musunuz? Yok. Çünkü başta zaten kullanmıştık. Devam. They have dinner at 8. 8'de akşam yemeği yerler mi diye soracağız. Does mı gelecek? Hayır. Do gelecek. Çünkü öznemiz they olduğu için. Do they have dinner at 8? Şeklinde sorumuzu soruyoruz. 8'de yemeğini yerler mi? Şimdi burada da do ya da does şeklinde yerleştirmemizi istemiş. Bakalım. Blah blah she take her dog for a walk in the morning. Sabahları köpeğini yürüyüşe çıkarır mı? Bizim bakmamız gereken nedir burada? Özne. Öznemiz she. She olduğuna göre ne gelecek? Does. Evet. Devam edelim. Blah blah your friend Paul. Senin arkadaşın Paul. Work in the shop over there. Oradaki mağazada çalışıyor mu? Senin arkadaşından bahsediyor. Yani Paul'dan. Yani bir he. Tekil ifade olduğu için yine ne getireceğiz? Does. Buradaki your ifadesi sizi kandırmasın. Çocuklar oraya do kesinlikle gelmeyecek. Senin arkadaşın diyor. Ve they know the answers to the exam. Sınavın cevaplarını biliyorlar mı diye soruyor. Öznemize bakalım. They, onlardan bahsettiğine göre do ifadesini kullanacağız. Bakalım diğerine. Your parents, senin ailen. Ama burada tekilleşmiyor. Neden? Parents, ailen, annem, baban, kardeşin vesaire bunlardan bahsediyor. Know that you smoke. Sigara içtiğini biliyorlar mı?
ne gelecek? Do your parents. Çoğuldan bahsettiği için do your parents. Do ifadesi geliyor. Bla bla Bill teach maths. Bill matematik öğretiyor mu? Bakıyoruz. Bill'dan bahsediyor. Yani bir he ifadesi. O zaman do mu gelecek? Hayır. Does gelecek. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve örneğimize bakalım. Bir şıklı sorumuz var. She usually bla 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 read the books in the morning. Sabahları kitap okur diyeceğiz. Read demiş değil mi bize? Read okumak demekti. Genellikle ifadesinde kullanmış. Öznemize bakıyoruz. She öznesi varsa ne yapıyorduk çocuklar? Reading zaten bunlar kullanmıyoruz. Read mi reads mi olacak? Baktığımızda öznemiz she olduğu için s ifadesi olanı tercih ediyoruz. She reads, she usually reads the book in the morning. Sabahları kitap okur şeklinde. Diğer sorumuza bakalım. He blah 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 at 8 o'clock but this morning he blah 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 home late. O genelde saat 8'de gider diyeceğiz. Özlemize bakalım. Öncelikle. Bir dakika. Evet. Özlemizde he ifadesini gördünüz. He olduğuna göre ne yapıyorduk? Fiilimiz mutlaka s takısını alacaktı. He usually goes. He usually went. Went baktığımızda went ya da gone ifadeleri çocuklar. Geçmiş zaman simple past tense'in konusu. Bizimle alakası yok. Zaten geniş zamanda olmadığı için bunları direkt eleyebiliriz. Baktığımızda he ifadesi olduğu için goes mu olacak yoksa go mu olacak? Evet. S eki alıyordu. A şıkkı şimdilik duruyor. But this morning, fakat bu sabah o evden geç çıktı, geç ayrıldı diyeceğiz. Geç ayrıldı diyeceksek ne gelecek? Leave, leaves. Burada bu left ifadesi. Evet, burada aslında ayrıldı şeklinde kullanılmış. Yani simple past tense ifadesi var burada. Cevabımız o yüzden A şıkkı olacak. He usually goes at 8 o'clock. O sabah 8'de, o genellikle sabah 8'de gider. Fakat bu sabah evden geç ayrıldı şeklinde kullanmış. Leave ayrılmak demekti. İkinci hali olan left'i kullandık burada. Ve evet, dersimiz burada bitti çocuklar. İnşallah bu konumuzu anlamışsınızdır. Anlamadıklarınızı yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.